Retroville'den herkese yeniden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün de Raşit'le birlikte nasıl yapacağız? Haters bölümü. Gönlümüzce bumurluk yapacağımız bir bölümle sizlerle birlikte izleyebilirim. Merhaba, Raşit Kaya. Ben Aykırı Film kanalımı işletiyorum. Biz bayağı kalabalık bir grup olarak başladığımız, ancak şu an sadece benim kaldığım diyebilirim. Yok, aslında bir iki arkadaş daha var. Kendi çapımızda film ve dizi eleştirileri yaptığımız, Retroville benzeyen bazı yanlardan bir kanalız. Biz zaten geçmişte de aynı sitede yazmışlığımız vardı. Oradan bir tanışmamız var. Sonra bir şekilde bu ilişki sürdü sosyal medyadan falan filan. Bugün bir araya geldik. Öyle. Retroville'de de başka bir corporation'ın önlerini açmış olduk. Bugünkü bizim meselemiz aslında biz biliyorsun normalde Retroville bu arada kendi kanalımızda söylemiyoruz. Retroville olarak aslında belli bir şeyin dışına çok fazla çıkmamaya çalışıyor. Belli bir kalıbın dışına ama son zamanlarda abi özellikle bu pay TV sistemlerindeki diziler ve onlara getirilen eleştirilerden dolayı çok fazla sessiz kalamadığım bir ekosistem oluştu. Evet. Şimdi burada zaten belli dizilerimiz var bizim ve birincisi zaten Güç Yüzükleri. Şu anda benim en çok dolu olduğum, benim kendimi en çok böyle kusma şeyinde hissettiğim. Bir diğer işte Sandman. Hayal kırıklığına uğradım demeyeyim. Çünkü Sandman gibi bir medium'dan beklediğim ondan çok daha farklı bir uyarlama değildi. Sadece Sandman için şey diyorum. Serinin böyle benim gibi çok fazla duygusal yaklaşan, Sandman serisine duygusal yaklaşan insanlara belki çok fazla hitap etmiyor olabilir. Ben onun alıcısı değilim diyerek çekildim birinci bölümden sonra. Obi-Wan dizimiz var. Bir efsane nasıl çökürtülür. Evet. Ya zaten son zamanlarda aslında bu kaosun yaratılması sanırım bir House of Dragon örneği de var ama evet. O da var. Onu izlemedim bu ben arada de ben de. Maalesef hani, ona bir şey değil. Yani şey hissetmedim. Bir merakım yoktu. Yani Game of Thrones zaten benim için bitmesi gereken en azından dizi evreninde bitti ve çok da hani bir tatmin yaratarak bitmedi Game of Thrones benim açımdan. Çünkü çok fazla karakterler hakkında soru işaretlerini böyle sürekli her yere soru işareti kondurup ki bunu Lost'ta da yaşamıştık biz Boomer tayfası olarak zamanında. Hani insanların beklentilerini birkaç final bölümünde karşılayamama sorunu Lost'ta bir senarist greve de denk geldi. Tabii. Hollywood şeyindeki. Çok konuşulmaz ama. Evet yani orada zaten o greve denk gelinmesi hem dizi sektörünü hem Hollywood ana akım sektörünü çok fazla vurdu. Orada bir gözdağı vardı çünkü. Yani senaristler işin içine dahil olmadığında aha da bunu izlersiniz. Buraya yönelik bizi bu tarafa doğru getiren bir durum vardı ve aslında ondan sonra da çok güzel senaryolara sahip yapımlar izledik. Evet. Ama günümüzde baktığımızda sanki medium olarak pay TV'nin ve sinemanın tamamen yol ayrımına girdiği. Yani çünkü bir ara şey dedik. Sinemada izlediğimiz şeyleri pay TV sisteminde de izleyebiliyoruz galiba gibi işte Roma'dır, Irishman'dır böyle yapımlarla birlikte aslında Netflix başka bir alana mı giriyor? Netflix başka bir yeri mi hakimiyet kurmaya, domine etmeye çalışıyor gibi bir soru işareti vardı. Fakat o süreçten vasatlığa çok hızlı gittik gibi geliyor bana. Evet kesinlikle. Yani her şey vasatlaştı böyle. Ya bir niceliğin zaten artması her zaman niteliği düşürüyor. Bu bir doğanın bir kuralı yani. Ve Netflix bayağı böyle artık nasıl diyeyim böyle bir neo-fordist mi diyeyim bir üretim modeline geçti böyle artık. Tamamen hani yeni içerik olsun Netflix'in izleyici kitlesi genelde çalışmayan, evlerinde oturan insanlar oluyor. Ve bu işte öğrenciler olabilir ya da ne bileyim ev hanımları olabilir. Ve bu insanlar aslında nitelik onlar için çok büyük bir şey değil. Benim vaktimi geçirecek bir şey olsun. Alıcısı buna dönüştüğü zaman ve o bunu fark ettiği zaman niteliksiz şeyler ürettiğinde de izleniyor bunlar. Fark ettiği noktada artık ben sadece üretim yapacağım. Yani üreteyim, oraya bir iki star koyayım, atıyorum ne bileyim Brad Pitt'le anlaşayım, bilmem Tom Cruise'la anlaşayım. Ve bu modele geçtiği noktada zaten Netflix artık zaten izlenme şeyleri de eskisi gibi değil. İzlenme yine fena değil de üyeliklerden çıkma olayı çok fazla yaşamaya başladı Netflix'te. Yani orada bir şeyler ıskalıyor Netflix o konuda ama şimdi Amazon falan da bu topa girdi ama ben mesela bu pay TV'ler arasında işte bu Amazon'un kendini birazcık daha farklı bir yere konumlandırdığını düşünüyorum. Burada. Netflix gibi değil yani bence. Daha az içerik üretiyor ve prodüksiyon kalitesini olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyor onlar. Evet. Henüz karanlık tarafa geçmedi onlar yani. Karanlık tarafa geçmenin sinyallerini The Boys'un finalinde ben ilk defa. Çünkü evet. The Boys gerçekten katmerlenerek artan ve her bölümü bir öncekinden daha farklı en azından. İzleyiciyi çok fazla rehavete kaptırmadan, düşürmeden devam ediyordu. Fakat final bölümü şey gibi geldi bana. Yani o yaratılan bütün dünyaya çünkü açık bir şekilde woke kültürüyle dalgasını geçen bir diziyken tabii.
bir anda her şeyi Vogue'a teslim eden garip bir final gördük. Ve ben finalden keyif aldım bu arada. Hani şey demeyeyim. Ben bu arada keyif alıyorum. Yani ben hani zoraki boomerlık yapıyorum. Yani dediğim gibi bu Yüzüklerin Efendisi kısmında ben büyük bir günah çıkartacağım. Buradan İran'a kadar yol olacak. Tabii ki bir diziyi, bir filmi eleştirme, değerlendirme durumumuz tamamen psikolojimizle, ekonomik kondisyonlarımızla, mental sağlığımızla, her şeyle alakalı. Ve bu bugün beğendiğimiz bir şey yarın bir gün kötüleyebileceğimiz gibi, bugün berbat dediğimiz bir şey 10 sene sonra çok değerli olabilir. Jerry Bruckheimer filmleri gibi yani 90'larda. Ben şu an Jerry Bruckheimer filmi yapsa da izlesem sinemada diye bekliyorum. Yani ben de izlerim. Adamın hani adamın çok fazla günahını almışız diyorum. Yani evet, katılıyorum, %100 katılıyorum. Ve zaten hani bu daha sonraki bölümde işte Top Gun Maverick olayına gireceğiz aslında. Bir Jerry Bruckheimer parmağı da var Maverick'te. Ve tam aslında kafada Jerry Bruckheimer dokunuşlarıyla yükselen, yani aslında çok basit bir metot var ama diyoruz ki bizim aradığımız şey buymuş arkadaş. Biz demek ki o kadar snob takıldık ama ve cezalandırıldık bu snoblukla. Yani daha da kötüsüyle cezalandırılıyorsun. Şeyi fark ediyorum ben. Eleştirdikçe daha iyisi gelmiyor. Daha kötüsü ve daha vasatı gelmeye başlıyor. Evet. Çünkü eleştirebilecek kadar izlemiş bir şey tanımış oluyorsun önündekine. Ve karşındaki insan da şeye bakıyor zaten. Ha, izlendi mi izlendi, demek ki başarılı ve devamı gelebilir. Yani biz sanki böyle önümüze sunulan bu eserlere duygusal yaklaşılıyormuş gibi bir saçmalığın içine giriyoruz ama hiç alakası yok, tamamen paramızdayız, çorbamızdayız. Yani herkes çorbasında neticede. Ve biz fazla sahipleniyoruz. Ve o sahiplenmeden dolayı bir nefret ya da işte bir eleştiri doğuyor ve bu eleştiri daha da beterlerinin gelmesine sebep oluyor. Yani Top Gun bize bunu gösterdi gibi geliyor en basit şekliyle. Ya şey durumu var zaten ya, hani bu sinema konusunda kendini okumuş, bir şeyler okumuşsun, geliştirmişsin. Belki okulunu okumuşsun, bilmiyorum. Ya işte biz böyle insanlarız mesela, bu çok ciddiye alıyoruz dediğin gibi bu mevzuları. Ama biz bence zaten azınlık olan biziz. Yani burada. Yani biz atıyorum orada bir kurgu hatası görüyoruz ama o insan onu izlediğinde kurgu hatası görmüyor. Ama onların taktığı daha başka şeyler var. Ya diyor ki Zenci Hobbit var diyor. Mesela 1,5 senedir tartışılan bir Zenci Hobbit. Ya Zenci diyeceğim arkadaşlar. Siyahi denmiyor çünkü. O ortamlarda Zenci diyorlar buna. O yüzden Zenci diyeceğim. İşte Arondil karakteri falan. Ya da ne bileyim işte Zenci cüce var. Oprah'a benziyor. Yakın zamanda şey oldu. Deniz Kızı fragmanı yayınlandı. O da mı siyahi? Evet. Vay arkadaş. O da bayağı bir konuşuldu, olay oldu yine. Artık herhalde ben konuşmuyorum çünkü o şeyi açtık yani, ne bileyim abi, siyahi Superman abi olsun ya, siyahi Batman yapın abi, yapıştırın. Ne de olsa izlemeyeceğim. Ben o tartışmaya, o cendereye ya da o filmi izleyecek şeye girmeyeceğim. Irkçı mı oluyorum karşısına? Ya istiyorsanız ırkçı deyin. Yani bu artık Vogue bir şeylerin isyanından çok bir şeylerin dayatmasına döndü. Her azınlık hareketi olarak adlandırılan şey gibi. Yani her duyarlılık gibi bir pazara, bir dayatmaya ve bu dayatmayı hani düşündüğüm zaman da bu dayatma niye var? Gerçekten neyi değiştiriyor? Bir gerçek bir yere konumlandıramıyorum bunu. Yani kafamda konumlandırabildiğim, ne bileyim işte Denzel Washington'a Training Day'de, Halle Berry'e aynı sene ödül verilmesinin politik bir karşılığı vardı. Ama bu politik karşılık 60'larda zaten vardı. Yani evet, 60'larda doğru. Zaten bu verildi. Ama bir hatırlatma görevi üstlendi belki. Doğru, aynen. İyi, güzeldir ama şu anda bir alışkanlığa dönüştü. Yani sürekli bir yapı bozumu uğratıyorsun ama niye? Yani o yapı bozumun sonunda ne veriyorsun gerçekten? Nereye konumlandırıyorsun? Ya da bunu tersini yapmaya kalkıştığımızda, yani diyoruz ya işte Black Panther'ı beyaz bir adama oynatmaya kalkıştığımızda, beyaz ve eşcinsel olsun falan dediğimizde neyi değiştiriyoruz? Neyi amaçlıyoruz? Hedefimiz ne oluyor? Böyle bir hedef görmüyorum ben. O yüzden de bana bir yani çizgisel bir değişim gibi geliyor bu. Çok öyle. Böyle altında dibinde çok insanların yüklediği kadar derin manalar görünmüyor. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'ne ben hızlıca girmek istiyorum. Çünkü benim o konuda gerçekten yani büyük bir beklentim olan bir yapım değildi. Çünkü yıllarca denir işte Silmarillion'un bir filmi çekilse işte bilmem ne. Ya diyorum Silmarillion filmi çekilse kimse beğenmeyecek. Bok gibi bir şey olacağını düşünecek herkes. Çünkü böyle bir şeyin filmini çekmekten ziyade metin çok net bir metin olmadığı için insanların kafalarında oluşturdukları kendi Silmarillion'ları var. Bunlara müdahale etmek çok zor. Çünkü ilk defa Yüzüklerin Efendisi'ni sinemada izlediğimde lise 1'deydim. Yani düşün, o çocuk aklımla ve kitabı okumuştum, yeni okumuştum. Ya çocuk aklımla şey diyordum. Tam bomba değil yaksa filmi çöpe atın gitsin ya falan ya. Aga sen daha 14 yaşındasın. Ya tam bomba değil yoksa hiç izlemeye gerek yok falan. İşte bilmem kim yokmuş. Glorfindel zaten yok. Ha, Glorfindel'in olmadığını da fragmanda öğreniyorduk galiba. Arvin'in işte gelin alın dediği. Hem mesela orada o bir şey de var. Günümüzde çok fazla yapılan şey tartışması var ya. James Bond kadın olur mu? Aslında
Glorfindel kadın olmuş orada. Evet yani Glorfindel'in rolünü üstlenen. Evet tam olarak. Ve bizim iki kere falan gördüğümüz bir Arwen karakteri filmin büyük bir kısmında hem bir koruyucu hem de sahiplenici bir güç olarak tabii, çıkıyor tabii. Yani. Diğer taraftan baktığımızda işte Erkin Brand vardı. Ben çok severdim Erkin Brand'ı. Eomer işte Erkin Brand'ın rolünü orada devraldı. Aynen öyle. Şey modundasın ama. Şimdi bu arada Erkin Brand'ın olmaması ikinci filme tekabül ettiği için biz bir şeyleri kabullenmiştik. Yani mesela ilk filmde Tom Bombadil yok. Ona bağlı olarak höyüklü kişiler yok. Beni okurken en çok geren kısımlardı bu arada bu kısımlar. Yani o Hobbit köyden şairin dışına çıkma hikayesi benim Yüzüklerin Efendisi'nde en sevdiğim kısım. Ben kitabı bıraktığımı hatırlıyorum ya. Yani ilk Nazgul'un sürünerek gelmesi vardı işte koklaya koklaya. Oğlum bir dakika lan deyip su içip devam ettim çok yani. Çok geriyordu o sahne. Evet. Çok gerildiğimi hatırlıyorum. Ve bunun tabii ki bu filme de büyük oranda taşınmıştı ama şimdi benim hayal gücümle yarışamıyor. Peter Jackson'da olsam yani benim hayal gücümle de olsa bedava. Para ödemiyorsun. Bir sürü şey kurgulamışsın. Yarışamıyor. Ama ne yapıyorsun? Kabulleniyorsun. Bugün Aragorn dediğimizde benim kitaptaki karakter gelmiyor aklıma. Direkt Viggo Mortensen geliyor. Yani o... Öyle. %100 öyle. Yani bir miti tamamen yenileyip yepyeni bir mit yaratabilmiş olmanın başarısı var. %100 öyle aynen. Ve şimdi biz bunu Güç Yüzüklerinden bekliyoruz. Yani biz bunu ikinci defa denendiğinde tutmadığını gördük Hobbit'le. Olmuyor kardeşim. Thorin karakterini Aragorn gibi yapmaya çalıştığında yemiyor. Oraya yine bir elf cüceye aşkı koyalım. Elf insan olmasın, elf cüce olsun. Yani ikinci defa insanlara bunu yedirmeye kalkıştığında yemediklerini gördük. Güç Yüzüklerine üçüncü defa yedirilmeye çalışılıyor bu. Ve çok kötü yedirilmeye çalışılıyor. Abi ortada bir kültürel dönüşüm durumu da var ya bence. Bunu değerlendirirken ben hep bunu da düşünmüşümdür. Yani atıyorum ilk Yüzüklerin Efendisi çıktığı dönemde yani işte sen okumuşsun, arkadaşın okumuş ama üçüncü bir kişi kitabı okumamış. Belki hiç bilmiyor bile. Bilim kurgu kitapları okuyan, fantastik kitapları okuyan kitle çok daha azdı. Hele Türkiye'de daha da azdı. Çok küçük bir komündü. İnanılmaz bir azınlıktı yani. Hala öyle süper geniş değiliz ama artık özellikle Marvel sonrası. Marvel'ın bu işleri artık popüler bir kültüre dönüştürmesi. Bu artık popüler kültüre dönüşmüş durumda. Yüzüklerin Efendisi'nin çıktığı zamanlar bunlar yoktu. Hani itiraz ediyordun, Tom Bombadil yok diyordun, Glorfindel kadın yapmışlar diyordun, bilmem ne diyordun. Sesin çıkmıyordu, kimse duymuyordu. Çok bir önemi de yoktu gibi. Yani Peter Jackson o zaman istediği gibi at koşturabilirdi ki bu konuda çok az şey değiştirdi. Aynı Peter Jackson. 2012'de işte çıkıyordu ilk Hobbit sanırım. Bunu yaptığında artık o Marvel'la beraber işte insanların her şeyin popülerleşmesi ki Star Wars'la da etkili bu konuda. Artık popüler kültür buna dönüştüğü için herkesin konuştuğu bir şey dönüştü. Artık her şey herkese batmaya başladı. Yani ben iddia ediyorum ilk Yüzüklerin Efendisi'nde bir cüce Hobbit aşkı yapılsaydı plastik bir şekilde bu kadar konuşulmayacaktı. Günümüze geldiğimizde artık 2022 dediğimiz bu koşullarda herkes biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Evet. Evet. Herkeste her şeyin bilgisi var. Yani bilgiler de şey değil. Hani post truth dediğimiz bir dönemdeyiz yani. Bilgilerin de bir netliği yok, kesinliği yok. Herkes her konuda uzman olduğu için onları bir şey beğendirmen belki de imkansız. İmkansız demiyorum ama çok zor zaten bu koşullarda. Yapımcılar bilmem neler de bunun farkında. Bu woke kültürü oynuyorlar bence. Yani direkt oynama durumu var. Politik doğruculuk dediğimiz mevzu. En azından şöyle bir kitleyi ne bileyim LGBT kitlesini yakalarsam en azından beni savunacak bir kitle olur. Çünkü ben ne yaparsam yapayım zaten beğenmeyecekler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani bu kültürel dönüşümün de bu konularda çok fazla etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ben sen konuşurken birazcık bilinç akışı gerçekleşti ve şunu düşünmeye başladım. Aslında hani bizim bu benim özellikle bu Yüzüklerin Efendisi'ni ilk başta beğeniyor olmam, kabul ediyor olmam da buna tepki aslında. Yani herkes her şeyi biliyor. Herkes her şey hakkında yorum yapıyor. Ve sen yorumsuz ve katılımsız bir şekilde izliyorsun. Katılımsız derken yani ben orada kendimden bir karşılık bulmak için izlemiyorum. Tamamen gözlemci olarak izlediğimde bakıyorum ve bir başlangıç hikayesi. İşte karakterleri tanıyalım. Ben mesela işte yok Galadriel gerçekten uyuz bir tip. Yani o, bu arada gerçekten o olmamış. Galadriel'i savunabilecek durumda değilim ben mesela. Galadriel'i savunmak şu an Abdülhamit'i savunmaktan daha zor arkadaşlar. Savunmadım. Galadriel olmamış. Tamamen bütün duygulardan ve yargılardan bağımsız olarak ben televizyonun karşısına geçtiğimde, bilgisayarın karşısına geçtiğimde bu kadının suratını gördüğümde ilerleme hissiyatı. Lan burayı işte 2x hızla mı izlesem? Lan burayı hiç mi izlemesem? Ne olacak zaten? Bu mesela tamamen bu arada hani kıraathane izleme kültürüne de dönüştürüyor. Yani ben sanatsal veya içerik olarak bir kaygı beklemeden izliyorum. Elrond'u ilk olarak Hugo Weaving olarak gördüğümde de beğenmedim. Çünkü korktum yani. Ulan dedim Elrond hani böyle ne bileyim daha yaşlı, naif,
ağır başlı bir adam gibi düşünüyordum. Şimdi bir anda böyle kaşlar çatık Hugo Weaving gibi, hani bir de görece diğer herifler kadar naif değil de daha sert hatları olan bir tip görünce, aynen, ben de ilk başta beğenmedim mesela. Ama ne yaptık? Alıştık, sevdik ve bizim için Elrond Hugo Weaving'den ibaret oldu. Öyle, yani öyle. Karakterlerin hepsinin gerçekten de yaşıyor olması. Yani bu arada yani Yüzüklerin Efendisi'nin filminin karakter seçimi herhalde gelmiş geçmiş en iyi karakter seçimi olabilir. Yani bir uyarlamada bütün karakterler orijinal kaynak metindekinin yerini bu kadar temiz alamaz. Yani Aragorn'a baktığımızda ilk düşündüğümüz Aragorn bu kadar genç miydi? Daha yaşlı bir şey bekliyorduk. Birazcık daha böyle saçı sakalı ağarmış bir abi bekliyorduk ama hepsini kabullendik. Hepsi karaktere tutunmasıyla alakalıdır gibi geliyor. Çünkü bizim okuduğumuz Galadriel'de Cate Blanchett'ten de daha bir böyle upuzun tanrıça parçası gibi tabii, bir tabii. karakterden Aynen. bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle savaşçı bir karakter görünce, hani ben Galadriel'in savaşçı olduğuna ya da iz sürdüğüne dair bir sürü şey vardı kaynak metinde ama biz böyle normal kılıcı alıp da çapçut girişecek bir karakter tasavvur etmedik. Ama dedik yani buna dönüştürülebilir. Ne olacak abi? Yani onu düşünmüştür dedim yani. Ben bunları hani fragmanı izledim. Dedim ki oğlum iyiymiş lan fragman. Ben fragmanı izlediğimde insanlar artık bizi tartışma modunda gelmişti. Fragmandan çıkmıştı insanlar. Tabii. Ben fragmanı gördüm. İlk siyahi herif gördüm. Aa dedim siyahi herif de var. O eyvallah. Allah kabul etsin. İşte Oprah'a benzeyen cüce ablayı gördüm. İşte siyahi ve Hintli hobbitleri gördüm. Dizinin kötülüğünün sebebi bunların değişmiş olması değil. Bunlar işte karakterler, karakterizasyon, çeşitlilik. Yani şunu tartışanlar falan gördüm. Abi işte 15 kişilik, 20 kişilik komünde 7 ayrı ırktan karakter nasıl oluyor? Ya oğlum manyak mısınız? Yani ben zekiyim. Benim bunun üzerine söyleyecek sözüm var. Yani bunu bana yediremezsiniz. Ya onu sana yedirilemiyorsa ve hala izlemeye devam ediyorsan yanlış yatırım senin için. Başka bir şey izlemen lazım. Doğru. Yani ben bunu hem yemiyorum hem izliyorum diyorsan kusura bakma salak olduğun anlamına geliyor bu biraz. Yani hani aşağılamak için söylemiyorum. Yani yanlış yerdesin. Orada olmaman gerekiyor. Çünkü o senin kafa yapına hitap eden bir şey değil artık. Tabii ki. Çekilmen gerekiyor kenara. Katılıyorum. Ama diziyi kötü yapan bunlar değil ki. Diziyi kötü yapan bunların hiçbiri değil. Bunlar ya. Konuşulamıyor işte bu yüzden. Bunlar tartışılmaktan ve bunların işine geliyor büyük ihtimalle yapımcılarında. Belki de bunu da amaçlamışlardı bilemem bu kadar zeki insanlar mı ama zamanında Harry Potter'ın tiyatro oyunu vardı. Cursed Child. Ha. O tiyatro oyunu zamanı Hermione karakterini siyah biri oynayacağı açıklandı. Büyük tartışmaların ilk başladığı dönemlerden biriydi o. O zaman Rowling çıktı ve dedi ki romanlarda zaten Hermione'yi hiçbir zaman beyaz olduğunu söylemedim dedi. Bu söylem bence hepsine yayıldı. Popüler kültürde bir kırılma noktasıdır. Hmm. Rowling o gün çıkıp şey deseydi, Hermione'nin siyahi bir oyuncu tarafından oynanmasına karşı değilim gibi bir şey deseydi bence hiçbir sorun olmayacaktı. Ama ben beyaz olarak hayal etmedim dediği noktada artık ikiyüzlülük ve bu politik doğruculuk mevzusu türedi yani. Bu bence kırılma noktası tam olarak orası. Ama abi yani o da çok akıllıca bir şey demiş. Yani öyle bir Tolkien'de de olsa bunların siyahi oldu. Olan Tolkien gördüğü kaç tane siyahi var? Zaten dünyada siyahi mi görmüş? Tolkien Anglo-Sakson bir çevrede büyümüş. Belki hani üniversitede görmüştür hani. Ya evet, da evet. Savaşta görmüştür ama yani Tolkien niye bir siyahi tasavvur edip zaten eklemlesin hikayelerine bakınca. Bu tercihlerin hiçbir diziyi kötü yapmaya yeten şeyler değil. Hani özellikle yeni bölümleri itibariyle birazcık spoiler alert olacak. Tam şey vermeyeceğim ama ya süreci yaşatma vardır. Ya bunu kelimelerle tarif edebilmek biraz zor. Ama bir filmi izlerken anlarsın. Hani dersin ki işte hissi bana çok geçti yani. O savaşın hissi yok. Mesela işte evet. Rohan'ın savaşa gelmesi dersin. Yani Rohan işte önemli bir karar alınıyor. Theoden'in ağzından deniliyor ki çağımızın kaderini değiştirecek savaş Minas Tirith'in önünde gerçekleşecek. Şimdi gerçekten söylemlerle desteklenmiş, seni o savaşın ciddiyetine çağıran ve sen istediğin kadar kitapları oku, o savaşı hala merak ediyorsun nasıl cereyan edecek. Tabii. Nasıl bir fedakarlık olacak ve hani burada Peter Jackson'ın yaptığı güzel şey de şu. Kitabı okumuş kitleyi de şaşırtacak bir sürü şey var. İşte Aragorn'un kolunu Varg'a kaptırıp da uçurumdan düşmesi. Evet. Hani ulan Aragorn yaşayacak biliyorsun da alan ne oldu? Hani niye böyle bir şey oldu ve Aragorn nerede karşımıza çıkacak diye sordurması. Bunlar tabii hani nasıl bir stratejik şeyle oluşturuldu o frame walls'la nasıl bir konumlandırma yaptılar. O zamanlar izlemiştim tabii. Şu anda unuttum kamera arkalarını ve röportajlarını. Fakat şu anda böyle bir şey yok. Şu anda bir hissiyat yok bana geçen. Yani bir panayır yeri var. Bu panayır yerini ilk başta kabul etti. Ve büyük büyük olayların geçtiği bir çağ var. Bu olayların içerisinde işte Silmeliler kayboldu.
bir kısmı tekrar bulunuyor. Balrog'un uyanmasının arifesi, yani Durin'in felaketi. Şimdi bunların hepsi ince işlenmemiş olsa da Silmarillion'da ya da Christopher Tolkien'in güç yüzüklerini derlediği serilerde isim olarak bizi Balrog işte uyanması, Durin'in felaketi olarak adlandırılması, ondan önceki Balrogların bilmem nesi, şusu busu, bunun üzerine bir şey inşa ediyorsun. Ve ne yazık ki Lord of the Rings adını kullanıyorsun. Yani bir zaten bir savaş ceryan edecek işte. Evet. Ya bir bölüm öncesinde Numenor şehrindeki savaşçı karakterlerimiz Galadriel'den kılıç dersi aldılar. Yani bir anda böyle köylük meydanda kılıç dersi, işte bu kılıç böyle kullanılır, ağırlığını verme, bilmem ne olsun. Bu adamlar langır lungur orta dünyaya doğru gidiyor. Oğlum benim akıştan koptuğum ilk bölüm 5. bölümdü galiba. Şu an 6. bölümdeyiz değil mi? Evet, 6. bölümü yayınlandı. Tamam, akıştan koptuğum ve ilk defa lan bu iş böyle olmaz yahu dediğim ilk bölüm, yani 4'e kadar çünkü toleransı iyi tanıdım. Yani 4'e kadar dedim ki bu şekilde ilerleyecek, yapacak bir şey yok, bu da işte ilahi takdir falan. Ama olay şeye doğru gitmeye başladı yani. Ben bir ülkem var, koskocama hayvan gibi bir ülkem var. İşte orada belli savaşçılar var. İşte denizciyiz aynı zamanda. Tamam, güzel. Sonra bir kadın geliyor işte, diyor ki abi şuraya gitmemiz lazım, orada kötülük kol geziyor. Eyvallah. Yani yapalım mı, yapmayalım mı, edelim mi, etmeyelim mi? 5 bölüm falan bunu yaparsak şu olur, yapmazsak işte Abdülhamit'i savundun falan. Böyle bir sürü salak salak, hani politik şeyin de bir altı yok. Hani seni çekmiyor, tamam mı? Ulan o yolculuğa çıkacaksınız zaten. Ne uğraşıyorsunuz modundasın? Savaş deneyimi olmayan askerler bunlar. Ben şeyi de anlamıyorum. Bunların çoğunun savaş deneyimi yok ama bir taraftan Morgoth'un yenilmesinde rol oynamışlar. Herhalde onların hepsi öldü galiba. Doğru düzgün adam kalmadı etrafta. Garnizon, böyle 10-15 kişilik bir garnizon var. Bunlar bir anda orta dünyaya gidip atlara atlayıp nokta atışı orkları alıyoruz falan. Ya ulan Lord of the Rings sadece kaynak almaya gerek yok. Bu Cesur Ürek için de geçerli. Son Mohikan için de geçerli. Yani burada olay sadece çok kalabalık epik sahneler olsun da bilmem ne ihya olalım değil ama abi bir savaşın, böyle büyük bir savaşın, bir şeyleri değiştirecek bir savaşın bir ağırlığı, bir hacmi olması gerektiğini düşünüyorsun. %100 abi. Böyle sokak kavgası gibi millet birbirine patır kütür dalıyorlar, ediyorlar falandır filandır ve dizi şey üzerine kurulu. Gerçek Sauron kim? Bu adam Sauron. Herkese aa Sauron diyorsun. Ya bakıyorsun böyle, bu demire böyle baktı demek ki bu Sauron. Ondan sonra şey, Meteor Man, işte Gandalf öyle gelmiyor. Bir de herkes tabii şimdi Gandalf ve Galadriel uzmanı. Olorin dünyaya öyle gelmiyor. Bu Sauron demek ki bu. Yapımcıların en büyük kozu, ulan biz dizi boyunca Sauron, yani bil bakalım kim oyunu gibi Sauron. Acaba Galadriel Sauron muydu? Yok işte şu atın kendisi Sauron olabilir. Ulan yoksa bu ork mu Sauron? Havadaki bulut Sauron'a benziyor, bilmiyorum. Bir Sauron şekli var falan. Yani böyle aptal saptal bir şeye dönüştü. Yani kötü olmasının sebebi bu. Yoksa siyahi, miyahi, yok işte Japon'da varmış falan. Abi bunlar artık ne bileyim bu tartışma konusu olacak şeyler değil. Yani bunu artık bir zahmet kabul edeceksiniz. Yani ya da izlemeyeceksin. Kabul edip izlemeyeceksin yani. Doğru. Ben mesela Galadriel'in Sauron çıkmasına çok okeyim. Çünkü Sauron'dan daha çok Sauroncu gibi. Çok, çok mutlu olabilirim yani Sauron çıkarsa. Çok rahatlarım hatta. Yani hakikaten şey olabilir hakikaten. Sauron hani belli şeyler, avatarlarla giriyor ya insanların arasına. Evet. Herhalde Galadriel Sauron olarak. Ben senin dediklerine %100 katılıyorum. Prodüksiyon kalitesi olarak bence çok ileride. O bütçeyi hissediyorsun yani. Harcanan paraları hissediyorsun. Sinematografi olarak çok iyi sahneler verebiliyor sana dizi. Bu konuda bence bir problemi yok zaten. O şey konusu çok enteresan. Senaristlerin bazı şeyleri iyi yaparken bazı şeyleri çok kötü yapıyorlar. Özellikle diyalog konusunda bence çok başarısızlar. Sanki bana şey geliyor, iyi diyalog yazarı olan birkaç senaristle anlaşsalar işler biraz daha rayına oturacakmış gibi geliyor. Yani sanki başka hiçbir güç, başka hiçbir force, başka hiçbir kartı yokmuş da bu hikayenin. Bununla ve bunun için aslında bir sürü ekleme çıkartma yaparak vakit kaybettiriyor. O kadar anlamsız sahneler, o kadar uzun yer kaplıyor ki. Galadriel'in atla koştuğu bir sahne vardı. Oo, klasik. Çok ya bu niye var abi? Öyle at falan diye. Bir de sırıtmasın o anda lütfen. Yani gerçekten slow motion'da at sürüyorsun. Yani niye var mesela? Onun hani bir sebebi olması lazım abi. Bu işte Galadriel bilmem kaç bin yıldır orta dünyada ama hiç ata binmemiş garibim. İlk defa ata binmeniyse o da öyle de bir şey değil bu. Ne çağrıştırıyor? O anda Galadriel ne hissediyor abi? Bir 50 yıl bir şeye mahkumsundur. At üzerinde gidiyorsundur. Rüzgarı hissedersin böyle. Aa özgürlük falan. O da değil abi. Yani bildiğin bilmem nereye gidiyorlar orada arşivlere bakmak için. Galadriel hıyar gibi sırıtıyor. Yani evet. Aynı şekilde bu bizim elf çocuğun ormanda yavaş çekim koştuğu sahneler. Sen onlara gelmedin daha. Yok. Abi yavaş çekim.
Niye mesela çok vakit kaybı Galadriel'in yüzmesi mesela, hani insanlar şey dediler işte Galadriel Valinor'dan yüzerek orta dünyaya mı geldi, işte ara dünya. Hayır, Galadriel'in yüzdüğünü niye görüyoruz abi biz? Galadriel suya düşsün mesela. Şey diyeceksin en fazla. Galadriel nasıl yüzdü ya, çok merak ediyorum. Yüzdü mü, ne yaptı, ne oldu? Yani bu bir soru işareti olarak kalabilirdi. Evet, katılıyorum. Ya ben en çok takıldığım şeylerden biri de prodüksiyon kalitesinin bu kadar iyi olup, yani kesinlikle sinematografi olarak çok iyi çalışılmış sahneler var. Ben bazen durduruyorum böyle, hayretle izliyorum onun Numenor'un tasarımları. Muhteşemdi. Ya yönetmenlik de, sanat yönetmenliği de çok çok iyi. Bu konularda bir sıkıntısı yok ama senaryo olarak gerçekten, yani derslerine çalışmamışlar mı diyeyim, tembel yazarlık mı diyeyim, torpil durumu mu var diyeyim yani. Deneyimsizlik gibi geliyor bana. Yani çok senaryo deneyimi olmayan bir ekip öyle tarafından çıkmış gibi geliyor. Zaten ben biraz araştırdım o konuyu. İsimleri tam hatırlamıyorum ama bir tanesi John Boyanay'dı ismi galiba. Geçmişine baktım, yazarlık geçmişine falan filan. Kadro üstü işleri yok. Beni bu çok şaşırttı. Yani böyle aslında çok sıradan işler yapmışlar. Ha bak, şu da okey. Ne bileyim, bu Çernobil'i çeken yazan adamın geçmişi de aynı şekilde çok zayıf. Ama adam Çernobil gibi bir şey yarattı. Bu Joker'ı çeken adamın adını unuttum. Hmm. Neyse, o da Hangover'ları yapan adam gelip Joker yapmasını beklemezsin. Bir potansiyel varmış belli ki. Adam o süreçlerden geçip buralara gelmiş. Ama bu yazarlar gerçekten vasıfsız gözüküyor. Yani kendilerini de belli ediyorlar vasıfsızlıklarını. Ben şeye çıldırmıştım. Dördüncü bölümdeydi sanırım. Elrond'la Durin yani sohbet ederken Durin işte babasıyla kavga ettiğini falan anlatıyor. Elrond, ben de babamı çok severdim, babamı kaybettim tadında böyle PS seviyesinde bir replikle cevap veriyor. Ve sonra Durin bundan büyük bir ders çıkartıp bu konuşmaya ihtiyacı varmış yani, tamam mı? Ve gidip babasıyla barışıyor mesela, hani. Babası onunla barışıyor gibi geldi bana. Evet. Abi yani Durin'in yine çok niyeti yokmuş da. Yani, baba bir anda yani. Dizi bunlarla dolu. Dizideki diyaloglar çok zayıf. Eskiden o şeyi hatırlıyorsundur. Elrond'un meşhur bir klasikleşmiş bir konuşması vardı. Böyle bir şeyler diyor ama anlamıyorsun. Eski Türkçe falan kullanmışlar şeylerde. Münferit münferit bir şeyler diyor böyle. Müstesna kelimeler geliyor da diyalog replik gelmiyor aklıma. Ya şey, bir de yani Elrond'un kurduğu bir cümlede sen de bir uyanış yaşıyorsun. Hani işte Frodo'ya söyledi, yok Aragorn'a söyledi. İşte bütün bu yolculuklar aslında seni şu anda yapman gereken şeye hazırladı falan gibi. Evet. Yani orada aslında çok klişe bir cümle gibi duruyor ama hikaye içerisinde bu klişe, o inşa içerisinde bir boşluğu yok. Burada bir sürü boş boş konuşan insanlar var. Bir tane daha Aragorn yaparım abi, Halbrand. Halbrand'ı da şeyde, Aragorn'un Halbrand vardı galiba hikayede. Vardı, evet. Kuzeniydi. Aynen. Evet, kuzeni, Numenorlardan gelen bir kuzeni vardı. Herhalde bu Halbrand'ı da oradan mı esinlenerek oluşturdular? İşte kral olmak istemeyen bir adam böyle, yani böyle serserilik peşinde geziyor falan. Buradaki komedi de şey, nerenin kralı olacağına dair ilk bölümde zaten bir şey var. Hani bizim krala ihtiyacımız yok diye çıktı zaten bir tane. Nerede zaten bizim krala ihtiyacımız yok, bir tane tırt çıkıyor orada zaten. Ama şeyi konumlandıramadım. Ulan dedim, bunların kral derken abi 5 tane hane var orada mesela. Bunlar dedim krallığın hani bir parçası mı? Hani büyük bir krallıktır. Küçük bir parçasını görüyoruzdur. 5 tane hane, hala 5 tane hane var mesela orada. Oranın kralı olarak geliyor. Yani ben bunun dizi olarak değil de Ringsploitation ya da işte Yüzükploitation olarak adlandırılacak. Bu bildiğin Zaz komedisi abi. Yani Zaz komedisi uyarlamaları biliyorsun 80'lerdeki Airplane'ler, Hot Shots'lar aslında hani büyük filmlerin klişesiyle dalga geçiyor. Şu an aynı şey, sadece hani karakterler o kadar komik değil, sadece durumlar komik. Ciddi gibi davranıyorlar. Yani hani bu ya da şey olabilir, 2000'lerin şeyinde artık bu kadar olabiliyoruz, az daha fazla olamıyor işte, korkunç bir film yapamıyoruz abi, bu kadar yapabiliyoruz. Gerçekten de o kıvamda bir ciddiyetsizlik var ve bu kadar işte para harcanıyor, gerçekten bakıyorsun Numenorların şehri muhteşem, Moria muhteşem ama diyorsun ki hiç para harcanmamış gibi davranıyor adamlar. Hala böyle bütün orta dünyayı toplasan 100 kişi yok yani. Hani sanki herkes bırakmış böyle orta dünyayı. Bize geri yazlığa kaçıyoruz demişler ve yani bir anda şey, hani bayramları İstanbul'da bir boşalma oluyor ya. Orta dünya onun gibi yani, gerçekten evet. Karakterler yok gibi, bir eksik bir dünya varmış gibi geliyor. Evet. Ve ilk defa bunu ben hani 5'ten sonra artık dedim ki ben buna galiba tahammül edemiyorum. Çünkü çok fazla biliyorsun savundum. Hani ben de işte ya, bumarlık yapmayın lan falan filan. İnsanların eleştirdiği noktaların dışında çok kötü bir film bu. Dizi. Yani eleştirilen noktaların yapısal hiçbir karşılığı yok. Son bölüm çok beğenildi. İşte atlar falan, işte at mat görünce insanlar bir şey o. Çünkü şey o kadar hiçbir şey yok ki yani. İnsanlar sürekli yürüyen, ya öyle yapma canım benim, canımın içi ben sen işte
Valinor'a kadar eşlik ederim. Yok ben buradan... Hani ortada büyük bir şey var. Ama o büyük bir şeyi karşılamayan bir sürü küçük küçük salak salak olay var. İlk defa bir atlılar, bir yerlere girdi. Millet şey dedi ya, galiba açık ara en iyi bölüm buydu ya. Ben sevmek için uğraşıyorum zaten. Savaş veriyorum. Hala da savaş veriyorum. Neden bu savaşı veriyorum kendimi de açıklayamıyorum bu arada. Ama ya büyük ihtimalle şey hatırına yani katlanıyorum. Dediğim gibi sinematografi ve görsellik yok yani dizilerde. Sandman'de şey yok. Bence efektler çok kötü Sandman'de. Her şeyi ben hiçbir şeyi beğenmedim. Yani efektler çok kötü. Prodüksiyon çok kötü. Onda da mesela metin biraz daha toplu, iyi. En azından işi bilen insanlar tarafından yazıldığı hissettiriyor kendini. Ama ambalajı çok güzel ama içi hani böyle kandırıp seni alırsın yani, o ambalajı için alırsın yani. Çok ama içi gerçekten çok vasıfsız bir şey, figür almışsın gibi böyle bir his uyandırıyor. 110 gramlık Doritos'un aslında işte 30 gramının sadece cips çıkıp kalanın hava boşluğu evet. Çıkmasıyla aynı şey gibi geliyor bana evet, bu yani. Evet, gittikçe buraya doğru gidiyor. Hı-hı. Ve ben de tahammül seviyem bir yere kadar yani, kaybedecek gibiyim. Ama dediğim gibi ya, iki bölüm kaldı. Onları izle de kaybedersin onları. Evet. Yani bu bence orada kaybediyorsun. Bu, evet aynen. Ben bu sezonu bitireceğim. Kendime bunu artık bir challenge olarak, bir meydan okuma olarak. Ya bitirecek miyim? Çünkü bekleyerek, hani bir hafta bekliyorsun. Cuma günü sabah bu diziyi izliyorsun. Bu hissiyat benim hoşuma gidiyor mesela. Boş'ta, benim de gidiyor. Boş'ta da çok hoşuma evet, gidiyor. Yani ben şeye karşıyım. Çok güzel bir strateji. Netflix'in bütün dizileri bir anda vermesi. Çünkü geriye dönüp insanlar hani ikinci sezonu unutuyorlar. Tekrar birinci sezondaki şeylere bakıyorlar arada falan. Yani YouTube'un bu kadar efektif kullanıldığı bir dünyada çok gerekliliği tartışılır ama 10 sene önce yine bir işlerliği vardı bunun. Ve bir anda gelmesi insanları mutlu ediyor. Bir anda Daredevil'ın bütün sezonunu görüyorduk karşımızda. Aynen. Yani. Ama şu an mesela şey hissiyatına geri döndük. Yani diyoruz ya işte her şey geri dönüşümlü, ileri geri hani sinemadan bıkıyor gibi duruyor insanlar ama güzel bir film gelince herkes sinemaya hücum ediyor kendi damaklarına işte. Türkiye'deki izleyicinin bir anda Hürra Bergen'e gitmesi gibi. Evet. Yani insanlar kendilerine hitap eden bir şeyi görünce gidiyorlar zaten. Aynen öyle. Ama burada sen ben mesela şimdi bir de ben şeye de hastayım. Lore'da böyle bir şey yok. Herkes evet. Lore diye geziyor abi herkes ortada. Lore yani. Master zaten. Lore Master olmuş. Yani ben bakıyorum bazı yorumlar okuyorum mesela. Hani abi bir şeyi okumamış olabilirsin. Yani ne bileyim ben Silmarillion'u 20 sene olmuş okuyalı bitmiş gitmiş benim hafızamda. Şimdi tekrar dönüp bir daha okuyorum falan filan. Nasıl bir şey vardı? Yani bu, insanlar bir şeyden emin gibi gözükmeyi çok seviyorlar. Yani orada işte YouTube'dan izliyor. 3-4 tane abi var işte sadece Lord of the Rings uzmanları. Bunlardan dinleyip başkalarına hemen bunu satmaya çalışıyorlar. Tabii, tamam. Lord'da böyle bir şey kesinlikle yok. Allah Allah diyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin lan? Okudum ve aklımda bir bok yok anasını satayım. Ya yani oturup araştırma ve okuma yapmam gereken şeyler bunlar. Tabii. Ama insanlar çok eminler yani. Herkes Galadriel uzmanı abi. Galadriel'in bütün o bilmem kaç bin yıllık hayatında yanında yürümüş ve Galadriel böyle bir şey asla yapmaz ya. Ne demek? Ne alakası var falan. Yani bu arada karşı mıyım? Karşıyım. Galadriel'in yaptığı her şeye. Yani Galadriel'in yapabilitesinden ziyade Galadriel'in yapma biçimine karşıyım. Hoşuma gitmiyor. Yani görsel olarak hoşuma gitmiyor. Kadının gerçekten de attan inip böyle eğilip battal gazi gibi diye dalga geçmişler diye şey yapmışlar ya hani evet, tepki göstermişler. Orijinal hikayede Legolas'a da aynı sebeplerle sinir oluyordum. Hani bir anda işte fili tek başına çatır çatır işte indirip sonra filin üzerinde rafting yapıp bir tane daha çakıp düşürmesi falan. Ben bu kadar fantastik karakter sevmediğim için ama bu fantastik karakter gerekli mi? Gerekli. Yani oradaki bütün matematik her yaştan izleyiciyi çekebilecek karakter build-up'larıyla dolu. Neyle? İşte skill diyeceğim o da İngilizce olacak. O Türkçesini bulamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani o yüzden orada şeyi fark ediyorsun. Evet. Yüzüklerin Efendisi herkes yani senin ebeveynlerinle gittiğinde ebeveynlerinin de izleyeceği, ebeveynlerinin de heyecanlanacağı bir aile seyirliyor oldu aynı zamanda. Bu doğru. Muhteşem bir şeydi. Fantastik sinemanın ciddiye alınmadığı bir dönemde bir filmin 11 Oscar'ı birden alması artık bu Peter Jackson'ın ya da Fran Walsh'un hesapladığı bir şey de değildi. Yani New Line Cinema bunu yaparken Oscar'ı düşünerek yapmadıklarını söylüyorlar. Ulan diyorsun bu kadar parayı niye harcadınız o zaman? Tek tek işlediniz, el işçiliğiyle bir sürü zırh yaptınız falan. Buradaki durum da şu. Bu hikaye 12-18 diyeyim sana. 25 yaşındaki çocuğa bu hikayeyi yutturmak çok zor. Evet. Yani çok zor abi. 25 yaşındaki adama bunu yutturmak için 40 takla atman lazım. En azından der ki gidip bir Yüzüklerin Efendisi izle. Yüzüklerin Efendisi en güzel tarafı gidip dönüp Yüzüklerin Efendisi izlettirmesi. Yani düzgün bir şey izleyin. Oturup bir Rohan'ın saldırdığı bölümü izleyeyim falan diyebilirsin. Ya yani. O film izledikten sonra bir daha dönemezsin ama diziye. Bence izlemesin. Dizi bitmeden izlemesin ya.
Ya işte ben artık diziyi izleyebilir miyim gerçekten bilmiyorum. Aklımızla dalga geçiyorlar diye bir tabir var. Çok hoşuma evet, gidiyor. Evet, aklımızla dalga geçiyor. Bence en doğru tabir. Aklımızla dalga geçiyorlar kısmından ziyade işgüzarca yapılmış bir işmiş gibi geliyor bana. Yani 4 sene 5 sene boyunca haberlerini yapıp bilmem ne yapıp 1 sene boyunca fragmanıyla karakter bilmem nesiyle bu kadar şişirilmiş bir şeyin birazcık daha izlenebilir olmasını istiyorsun. Senin tanıdığın bir kredi var çünkü buna. Sen de o krediyi diyorsun ki evet bunu bekleyerek. Ben beklemedim bu arada. Hani ben temel olarak genel izleyici kitlesinin yılgınlığını tahmin etmeye çalışıyorum. Ama benim için de şuydu. Yani izlediğimde sıfır beklenti, yani hataya odaklı değildim. Ama bir süre sonra keyif almadığımı hissettim. Aslında olay bu. Yani beklentim karşılanmadı. Bir sürü karakterizasyonu değiştirmişler. Bambaşka bir şey. Hayır abi ben artık keyif almadığımı hissettiğim andan itibaren sinir bastı bu sefer yani. Evet. Sen şey diyorum 4 bölüm size katlanmışım şerefsizler bari düzgün bir şey yapın falan diye bekliyorsun. Onu alamadığım için bir sinir oldum yani. Ben bu mesela bu durumun tam tersinin House of Dragons'ta yaşanmasını bekliyordum. Ama mesela izlemedim ben de. House of Dragons için çok pozitif konuşuyorlar. Öncülü Game of Thrones'tan daha kitaplara sadık. Tahtı bile değiştirmişler bildiğim kadarıyla. Daha kitaba yakın yapmışlar tahtın tasarımını falan filan. Hmm. Ya büyük ihtimalle Yüzüklerin Efendisi'nin bütçesine kıyasla HBO'nun o diziye ayırdığı bütçe çok daha azdır. Elinde Succession gibi böyle büyük markalar varken bütçesini ona ayırıyordur yani büyük ihtimalle. Hmm. Ve ona rağmen House of Dragon çok iyi bir iş başarmış. Anlatılıyor yani. İzlemeden bir şey diyemem ama çok az insandan kötü eleştiri duydum ben House of Dragon'a karşı mesela. Ben Yüzük Efendisi'de ben de birçok hayal kırıklığı yaşadım ama yani şu an ben en azından pes etme aşamasında değilim. Hala iyileşebilir, iyi olabilir. Ya mesela şunu da düşünüyorum. Şimdi bu sezon bitti artık. Çektiler, bitmiş. Bir şeyi bizim paket olarak izlettiler. Eleştirileri dikkate alıp ikinci sezon çok daha iyi şeyler yapabilirler. Belki senarist değişimlerine gidebilirler ya da eleştirilere göre bir şeyler yazabilirler. Çünkü bunlar çok yaşanan şeyler ya. Bak yakın zamanda bu Zack Snyder's Justice League örneği var mesela. Ya o büyük bir hile bence. Çünkü Zack Snyder o neydi? Josh Whedon'ın kurguladığı versiyonunu izleyip hayranların tepkilerini de görüp ona göre sanki sahne yazmış gibiydi Zack Snyder's Justice League'de. İşte 30 dakika çekim falan yaptı. Nereye baksan. Ha, ekstra yaptı değil mi o? Evet. Yani sanki hayranların hoşuna gidecek şeyler çekmiş de koymuş gibi böyle bir his uyandırmıştı bana. O film gerçekten hayranların görmek istediği şeylere sahipti tamamen. Bu kadar nokta atışı olamaz dedim kendi içimde. Yakın zamanda Stranger Things böyle olmuştu. 3. sezonu çok eleştirildi. 4'te döndüklerinde o 3. sezondaki yanlışlarını yapmadılar. Dizilerin doğasında olan bir şey. O yüzden 2. sezon çok daha iyi olabilir. Ama ben Obi-Wan'da çok büyük hayal kırıklığı yaşadım mesela. Ben Obi-Wan'da yıkıldım ya Obi-Wan'da. Gerçekten inanılmaz yıkıldım. Ya çünkü orada elle tutulur bu kadar az şeyin olduğu bir yapım ilk defa izledim. Dedim ki hani Yüzük Efendisi'nde şeyi övüyoruz. Prodüksiyonu, kalitesini övüyoruz. Bunda onu da övemiyorsun. Ya Handicam'le falan sahne çekmek nedir ya? Handicam'le mi çekmiştin? Ya o 3. bölüm vardı Obi-Wan'la Vader. Ha, bir de Vader'la karşılaşıyor değil mi? Bu da her bokun içine Vader'ı sokma olayı da bitmedi galiba. Hani şey de olamıyorsun artık. Aa Darth Vader mı lan? Değil yani. Hani artık şu moddasın. Yine mi Darth Vader? Ya, yeter lan ya. Bir iki kere karşılaşıyor. Biri de olsa yeter. Ya bak artık şey kısmını da geçtim bir noktada sonra. Hani lore'u tamam artık orta işte lore master'lık yapacağım burada. Tamam artık lore'un içine ettiniz tamam ama iyi bir şey izlemek istiyorum. Tamam bari bu olacak, bu yaşanacak. Okey buna karar vermişsiniz. İyi bir şey izleyeyim. Nasıl anlatayım yani? Kelimelere dökemiyorum böyle. Çok acayip şeyler yaşanıyor böyle. Adamı yere atıyor. Ateşle yakıyor böyle. Sonra adam şurada force pull'la çekebilir böyle. Ya öyle çekmesin, şöyle eğilip çekebilir yani. Yanmıyorsun sen zaten, zırhın var. Ne yapmaya çalışıyorsun? Adamı kurtarıyorlar falan böyle. Ya anlatamam ya gerçekten. Böyle çok garip şey, garip şeyler yaşanıyor. Ben son şeyde bıraktım abi. O küçük kız böyle tavuk kovalar gibi kovalıyordu ya, pazar yeri gibi bir yerde. Of. Orada ben dedim abi ben tamam lan bu izlenecek bir şey değil. Kıza yetişememesi ayrı bir skandal ya. Tamam anladık, force'a kapatmışsın kendini. Tamam ama koşamıyor musun ya? Koşma becerim yok. Sen iyi koşamıyor olabilirsin. Kız çok iyi koşuyordur. Kız da iyi koşmuyor. Kız da böyle ya falan diye. Yani orada şey dedim ya bu ama orada birazcık şeyi de kabul ettim. Bu dedim bizim yaş grup için de çekilmiş bir şey değil yani. Bu, değil %100 yani değil. Bu gerçekten çocuklar için ama orada da sorun şu. Çocuklar için diye düşünülen bu şeylerin ana tüketicisi biziz. Lord of the Rings'i sen Z jenerasyonuna bize sattığın gibi satamazsın. Çünkü Lord of the Rings'i senden alacak olan kitle hem o pay TV'ye parayı veren main kitle. Orada mesela bir aile babasıyımdır ben. Lord of the Rings sever bir aile babasıyımdır. Benimle birlikte diğer yani çoluk çombalak hep beraber izlerler kafası olabilir. Yani burada bir şey karmaşası var. Bahsettiğimiz şey Avengers değil abi. Bahsettiğimiz şeyin kökü bizle büyüyen bir şeyden bahsediyoruz. Yani Fast and Furious olsa, ulan Fast and Furious olsa da yine bize dokunuyor. Çünkü evet. Yani ilk filmini lisedeyken izlediğimi hatırlıyorum. 2001'di galiba ilk film. Yani lise 1
olması lazım şeyle birliktedir. Lord of the Rings'de aynı sene çıktığını biliyorum yani. Fast and Furious'da şeyi anlarım. Karakter tipolojileri değişti. Hani şimdi mesela ne bileyim işte Dwayne Johnson, Z jenerasyonunun daha çok sevdiği bir karakter. Tabii. İşte ne bileyim Vin Diesel hem Z'ye hem bize hitap ediyor. Z'ye daha çok hitap ediyor. Karakterlerin yenilenmesiyle birlikte sen onu paketleyebilirsin. Ama burada çıpan Lord of the Rings ya da çıpan Star Wars. Tamam, Star Wars'un her zaman Z jenerasyonunda da alıcısı var. Obi-Wan'da da gördüğüm aslında bu ilk olarak bu Force Unleashed oyunlarıyla birazcık ayyuka çıkan. Hani vay Darth Vader çıktı karşımıza yahu dediğimiz. Evet. İlk böyle hani çok alakasız bir yerde çıkmıştı orada da. Evet. Ve her haltın içerisine şimdi bir Darth Vader sokuşturma. Yani buraya da Darth Vader koyduk. Yani Darth Vader ölüsü bile ulan her türlü izletir modunda. Ben mesela Darth Vader'lı bölümlere denk gelmedim. Yani o kadar izlemedim Obi-Wan'da. Ama niye karşılaştık anlamadım haliyle. Şeyi yok sayıyorlar anladığım kadarıyla. Yani New Hope'daki o gerçekliğin yok sayıldığı bir dünya mı bu yani tam olarak? Yani altını şöyle dolduruyorlar. Aslında kendi çaplarında. Oradaki diyaloğu altını dolduran bir şey yapıyorlar. Orada şey diyor ya ilk karşılaştıklarında New Hope'da. En son karşılaşmamızda sen ustaydın ben çıraktım gibi bir replik vardı orada. Evet. Burada da Obi-Wan şey diyor son dövüşte. Sen hala çıraksın ben de hala ustayım gibi böyle bir şeyler diyor böyle. Bir, hani oh, how brilliant man. Altını doldurma çabası. Orada çok bariz bir şekilde Sith'in intikamındaki pozisyonda bırakmışlardı yani. Evet. Bu dolgu malzemesi yaptılar yani. Böyle kendi çaplarında. İzlenmeyecek kadar kötüydü bence. Ya ben izleyemedim işte. Dedim ki o çocuğu kovaladığı sahne içim parçalandı. Dedim ki yani Obi-Wan bu hal. Yani orada birazcık duygusal yaklaşıyorsun. Sonuçta Obi-Wan Kenobi. Bir ikincisi Ewan McGregor'un da bizde bir şeyi var. Yani ben artık babamın oğlu gibi gördüğüm bir adam. Geçen bir yorum okudum. Yine Lord of the Rings'le alakalı. Bir tane adam şey yazmış. Ne zaman bu filmi izlesem eski dostlarımla bir araya gelmiş gibi hissediyorum demiş. O yani karakterler senin için öyle bir hale geliyor. Şimdi aynı şekilde mesela bugün Yüzüklerin Efendisi Aragorn'un Yeni Maceraları diye Viggo Mortensen'lı bir dizi de yapsan buna dönse yine için parçalanır. Çünkü burada duygusal bakıyorsun ister istemez. Evet. Senin hayatının belli bir dönemine neredeyse 99'da başlayan işte şeyle birlikte Phantom Menace'la birlikte Sith'in İntikamı yani 2004 sanırım. 2004'e kadar devam eden 5 yıllık bir zaman diliminde biz bu karakterin gelişimini gördük. Ve gerçekten doğru. Güzel bir karakter gelişimi var. Yani Obi-Wan'ın ukala çaylak döneminden ukalalığa, ukalalık döneminden olgunluğa geçtiği ve bunu hepsini 5 sene içerisinde gördüğüm muhteşem bir dönem var. Ve şu anda da şey görüyorum. Obi-Wan'ın vasıfsızlık dönemi. Yani hiç böyle tamamen mağduren emekli olmuş. Aynen. Olayla hiç böyle yani elimi ayağımı çektim dünyası ama işte ona gelecekmiş gibi bir karakter hareketi görmüyorum ben mesela dizide. Ya şunu da söyleyeceğim. Spoiler olacak ama. Olsun canım. Spoiler olsun zaten. Finalde mesela şey geliyor. Qui-Gon'un Force Ghost hali geliyor. Bayağı şeyin oynadı. Liam Neeson oynuyor yine. Bak orada da bir prodüksiyon skandalı söyleyeceğim. Adama hiçbir CGI ve makyaj yapmamışlar. Yaşlı Force Ghost olarak geliyor. Daha da komiği. Flashback'le Anakin'in eğitimine gidiyorlar. Anakin'in kısa saçlı olduğu Episode 2'deki dönemi. Anakin yaşlanmış ve suratında makyaj yok. Hayden Christensen'ın aynen. Hayden Christensen'ın günüm hiç yani makyaj niye yapmadınız diye sorguladım ben. Yani ve geçmişte geçiyor. Bence ikinci bir izleme yapılmamış diziye dair. Bunu olduğu gibi koymuşlar gibi geliyor. İkinci bir izleme yapmamaktan ziyade çok hızlı bir şekilde hani bu artık şeye dönmüş. Takvim süreçlerinin bence artık eskisi gibi yönetilmediğini düşünüyorum. Yani mesela Hollywood'da takvim süreçleri yönetiliyordu. Avengers'ta bunu gördük zaten. Yani işte 5 sene sonraki filmin projelendirilmesi takvim tabii. Açıklanıyordu. Ve bu Avengers'ta gerçekten çok başarılı tuttu. Çok iyi yani planlamaydı. Beyaz perdede tutuyordu bir şekilde. Ama galiba böyle pay TV sistemlerinde beyaz yakalılık karmaşası var gibi geliyor. Yani sözler tutulmuyor. Bu sadece şeyde de değil. Mesela işte geçtiğimiz aylarda bizde de bir Börü vakası yaşandı. Ben Börü'yü izlemedim ama işte atıyorum pazartesi saat 8'de Börü'yü izleyeceksiniz. Çarşamba günü saat 12 hala insanlar Börü'yü bir de bekliyorlar yani. Hala gelmedi dizi falan diyenler oluyor mesela. Herhalde bu pay TV sistemlerindeki takvimlemeler çok doğru işlemiyor. Belki o takvimleri riayet etmek adına da böyle aptal aptal işler çıkarıyor olabilirler. İkinci defa bakılmayan, ikinci defa izlenmeyen. Çünkü bu çağımızın şu dönemde gerçekten bir özensizlik var. Sen bir yere bir iş yolluyorsun, onun ikinci göz olarak bakacağını düşünüyorsun. O hemen böyle bu tarafa atıyor. Evet. Ama bu taraftaki adamın işi ona bak.
bakmak değil, başka bir şeye bakmak derken sürekli aralarda böyle boşluklarla, saçmalıklarla geçen bir prodüksiyon çöplüğü oluşmaya başlıyor. Ha, Amazon kadar büyüksen, ne bileyim işte Disney kadar büyüksen, Netflix kadar büyüksen de bu oluyor mu? Herhalde oluyor. Çünkü bizim gördüğümüz şey para harcanıyor ama eksik. Her şey için geçerli bu. Yani güzel para harcanmış, güzel prodüksiyonlanmış ama eksik bir şey var abi bunda diyorsun. Hepsine böyle geziyorsun ortaya. Ya var ama bir tamamen iyi olan bir şeye de tamamen iyi diyemiyorsun. Yani, bir hissiyat var ya, eksiklik var yani. Ben o konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Ya ben bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve savunuyorum. Bence bu tarz prodüksiyonlarda bir tane adam böyle çıkıp bok gibi olmuş demeli. Bu adam yok bence oralarda. Prodüksiyonların en büyük problemi bu. Ya da bu adam var ama bu adamın sesi bastırılıyor. O şekilde anlatayım. Yani bu adam bence çok değerli. Ya mesela hani yakın zamanda Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri'si. Bir de o vardı ya. Erşan Kuneri'si. Bak ben şahsen mesela Kooperatif Kemal bölümünü falan çok sevdim. Ben o kadar şans tanıyamadım. Tamam mı? Spesifik olarak iyi iş yaptığı şeyler vardı. Ama mesela o dizide dair bazı şeyler o kadar kötü ki artık Cem Yılmaz o kadar böyle hani çevremizde bir şey arkadaşlarıyla toplandık, bir şeyler yaptık. Kendi güldüğümüz espriler yazdık. Kendimiz güldük, diğerlerinin de güleceğini düşünüyoruz. Hiçbir arkadaşa da çıkıp olmamış bu, komik değil dememiş. Belki gülmediyse bile güldüm de diyor. Yani bir nevi muhalefeti çıkardığın zaman o noktada gelişemiyorsun, önüne geçemiyorsun. Çünkü iyi olduğunu zannediyorsun. Bu sana da zarar veren bir şey. Bence artık bu prodüksiyonlarda bunun eksikliği var. Her şeye okey diyorlar. Bir de şeyin eksikliği var. Leadman eksikliği var. Yani işte yönetmen sinemasının bitmesiyle birlikte gelen bir şey bu. Yani baktığımızda işte yönetmen sineması olarak üreten bir Christopher Lee var, bir Tarantino var. İşte bir yani 5-6 tane Denis Villeneuve var. Hani Denis Villeneuve'i yine tam bağımsız diyemiyoruz. Tam bir stüdyodan bağımsız hareket edemiyor ama baktığımız zaman Denis Villeneuve yapmış bu filmi diyebileceğimiz bir durum var. Yani bir karakter var. Anlatıcılık bir karakter meselesi çünkü. Ve onu anlatacak birinin olması lazım. O anlatıyı düzenleyecek. Ama burada yapımcı dünyası var. Yani evet, doğru. Yapımcıların senaristlerden talep ettiği bir hikaye var ve ona göre de işte artık seçmece mi yapıyorlar, yapboz mu yapıyorlar? Çünkü biliyorsun Türkiye'deki Netflix dizileri bile bir döneme kadar yabancıdan çevrilme, yani çevrilen metin yabancı dile çevriliyor, sonra tekrar senaryo formuna getirilip sunuluyordu insanlara. Anlatıcı yok. Anlatıcının olayı şudur. Biz burada 5 kişi bir şey anlatmaya kalkışsak insanlara bunu dinleyemezler. En sonunda bok gibi olmuş derler. Ama bir kişi bir showrunner olarak, bir naratör olarak bir şey anlatmaya başladığında o senin karakterin oluyor. İyi veya kötü. Yani dersin ki Nuri Bilge Ceylan filmleri nasıl sıkılıyorum, niye işte bana hitap etmiyor, rehavete kapılıyorum. Ama o Nuri Bilge Ceylan dili artık. Yani Nuri Bilge Ceylan filmine gittiğinde ne anlatacağını, nasıl anlatacağını, nasıl bir görsel dil sunacağını biliyorsun. Burada da biliyorsun ama diyorsun ki kesin bok gibi olmuştur. Yani hani çünkü Obi-Wan dizisi çıkıyor ve zerre beklentin yok çünkü artık biliyorsun o iyi bir şey olmayacak. Onun hangi insanları hedef aldığını, nasıl bir kaynakla geldiğini, nasıl paketlendiğini, paketleneceğini biliyorsun. Güç Yüzükleri için de bu geçerliydi. Ama biz bir illüzyon yarattık. Yani dedik ki bu kadar biliniyor olmaya karşı bir direnelim. Yani çünkü biliyorsun, o çerçeveyi biliyorsun. Yani bunların hepsi yazılıyor işte çok muhteşem fikirlermiş gibi. Ya işte Galadriel böyle oldu. Ya abi bunlar zaten bunu öngöremeyen insanın bunu diziyi izlemesi de saçma. Sen bunu öngörüyorsun. Sadece diyorsun ki tamam bu öngörülerden bağımsız ne yapmış olabilirler? Yani işin kötü olan tarafını zaten kabulleniyorsun. Sineye çekiyorsun. Diyorsun ki ne var başka? Başka ne koydunuz? Başka koyduğu şeyler de seni tatmin etmeyince o zaman artık diyorsun ki tamam abi benim sana şeyim kalmadı. Olay yani izleyicinin sürekli beklentiyi düşürmesi, vites düşürmesiyle alakalı. Çünkü sen beklentiyi düşürüyorsun ama bir tarafta da o muhteşem abi vallahi bunu izle, bunu beğen gitsin Recep İvedik izlesin diyen başka bir gerizekalılardan oluşan bir ortam var. Ben zaten bu kıyası da anlamıyorum. Ya Türk sinemasında kötülüğün şeyi Recep İvedik ama abi Recep İvedik şu anda pek çok vizyondaki Türk filminden daha iyi.
dönüp tabii baktığın ki zaman. Yani sen çıtayı burada tutarsan o çıta her zaman daha aşağı inecek. Hiçbir zaman daha iyisi olmayacak. Yani iyilik çıtası ne diyorsun? İyilik çıtası da sadece Nuri Bilge Ceylan'da kalıyor. Yani Nuri Bilge Ceylan'dan sonra işte ne bileyim Tolga Karaçelik'in filmleri çok iyidir ya da ne bileyim abi Şerif Gören filmleri şunlar bunlar. Abi biz bu kadar film çekmişiz, denemişiz, yanılmışız zamanında ve bu insanlar sadece izleyerek film çekmeyi öğrendiler. Bu değil abi. Ya sen kendini Nuri Bilge Ceylan mı sandın ya da sen işte anca Recep İvedik'sin. Ya yani iki tane bizim uç noktamız, iki kalite şeyimiz, standartımız. Bunların dışında bir şey üretemiyorsun, bir şey düşünemiyorsun gibi bir dünya. Ben şunu eklemek istiyorum. Ya yani mesela az önce verdiğim o eleştiren biri olmalı örneğine bir ekleme yapmak istiyorum. Top Gun Maverick'in ikinci işte bu filmin çekilme süreci içerisinde Tom Cruise'a defalarca senaryo gelmiş. Habire Top Gun 2 çekelim, Top Gun 2 çekelim. Hayatı boyunca adam reddetmiş Top Gun 2'yi. Adam röportajında şunu diyor. En son artık elime gelen senaryo benim oğlumun olduğu bir senaryo falan geldi diyor elime. Ben bunu hayatta çekmem falan filan dedim. Reddettim falan diyor. Adam ne yönetmen ne senarist. Ama yapımcı ya. Ha işte. Tamam ama işte aynen. Oradaki şeyini kullanıyor adam. O eleştiriyor. Bu kötü olmuş diyor. Birçok oyuncu ve yapımcı bunu yapmıyor yani. Bu Tom Cruise'un burada yaptığı şey işte çok değerli. Çok kötü diyor ama en sonunda bir senaryo gelmiş eline. Yani reddede artık o doğru senaryo gelmiş ve tamam bunu çekeriz diyor. Evet arkadaşlar, Retroville olarak aslında ilk defa bu mekanda toplu bir corporation yaptık. O sebeple de şarj durumumuzun şeyinden dolayı öncesinde eğer bir sıkıntı yaşattıysak kesme olduysa falan filan şimdi peşin özür dileyelim. Raşit'le birlikte yeni bölümlerde devam edeceğimiz, ben bu şeyin adını da Haters and Boomers olarak düşünüyorum. Ne çok düşünüyorsun? İyi. Tamam. Aynen bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. O yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.